Merhaba sevgili seyirciler. Bugünkü önce sağlık programına hoş geldiniz. Ben Doktor Abdullah Ahmet Kulak Burun Boğaz uzmanıyım. Bugünkü programı ben sunacağım. her hafta olduğu gibi bir konuyu ele alıyoruz. O konuyla ilgili mümkün olduğu kadar size bilgi aktarmaya çalışacağız. Bugünkü konumuz bel fıtığı ile ilgili malumunuz son zamanlarda bir ağrısı çok yaygın bir konudur. Ee, bu konuda işinde uzman olan hem Türkiye'de hem yurt dışında tanınmış olan birisini konuk ettik. Ee, konuğumuz doçent doktor Serkan Şimşek beyin ve sinir hastalıkları uzmanı. Yakından kendisini bir tanıyalım. Hocam Programımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Kendinizi e, bir tanıtmanız mümkün müdür? Memnuniyetle. Öncelikle Türkmeneli Televizyonuna ve önce sağlık programına beni davet ettiğiniz için gerçekten müteşekkirim. E, sınır ötesinde Türkmen kardeşlerimizle birlikte olacağım için de çok mutlu ve heyecanlıyım. Benim adım Serkan Şimşek, beyin cerrahisi uzmanıyım. Doçent oldum, doktora yaptım, master yaptım. Hem anatomi doktorası hem işletme masterı böyle bir eğitim sürecinden geçtim. Öncelikle konum daha çok ben omurga cerrahisiyle ile ilgileniyorum. Türkiye'de de yurt dışında da birçok toplantıda ve kitaplarda kitap konusu yazdık. Genel kanaatimiz, genel yolumuz daha çok omurga üzerine... Zaten bugünkü konumuz da omurga üzerine olacak sanırım. Hocam sen omurga derneğinde de ee, bir rolünüz vardır. Türk Beyin Cerrahisi Derneği'nin e, Spinal Cerrahisi'nin şu anda ikinci başkanıyım. İnşallah bir sonraki dönemde başkan olacağım. E, diğer e, AOSPAYN, Eurospine ve Türk Omurga Derneği'nin de üyesiyim. E, şeylerimize devam ediyoruz Çok çalışmalarımıza. Güzel. Hocam malumunuz son zamanlarda muhtemelen çağın... E, Sorunu diyebilirim. Evet. Hareketsizlik, masa başı çalışmak, e, yanlış pozisyonlar, evet. e, uzun süre oturmak evet. bu bu tür sıkıntılar. Gerçi siz bu konuyu daha e, geniş bir e, şekilde aydınlatacaksınız ama bel fıtığı e, son zamanlarda çok konuşulan bir konudur halk arasında. Evet. Bu konuyla ilgili e, görüşlerinizi alabilir Tabii miyiz? Tabii memnuniyetle. Şimdi e, bel ağrısı dediğimiz zaman zaten toplumun dünyada da Türkiye'de de bütün ülkelerde bir e, toplumda görünme olasılığı neredeyse yüzde seksen doksan. Yani çevrenize baktığınızda yüz kişinin seksen doksanı hayatının bir döneminde mutlaka bel ağrısı yaşamış oluyor. Sebebi en çok ne? Aslında bunu biraz da evrimsel süreçle ilgili insan dik hale geldikten sonra omurganın yapısı değişiyor. Bütün yük omurgaya ve omurganın omurga kemikleri arasındaki disklere biniyor. Bunun içine belimizi ve karnımızı güçlendirici hareketler yapmamamız, devamlı oturmak, hareketten kısıtlı kalmak biraz önce de söylemiş olduğunuz gibi sebeplerden dolayı ağrı daha çoğalıyor kendimize dikkat etmezsek ağrı artarak devam ediyor ve sonucunda bel fıtığı dediğimiz e, soruna kadar yaklaşıyoruz. Yani bu illaki e, patolojik olması şart değil. Tabi, tabi. Bir, bir, hareket ya da uzun, Ters bir de, uzun süre aynı pozisyonda masa başında oturup e, da olabiliyor. Olabiliyor. O da işte biz buna işte hasta bize geliyor, ee, hocam diyor benim çok şiddetli ağrım var, belim çok kötü. Şimdi biz açıkçası bel ağrısından çok fazla korkmuyoruz. Kısa sürede yaklaşık bir hafta on günü geçmeyen bel ağrıları e, bizim için daha masum. Yani biz çok tedirgin olmuyoruz ama bir hafta on günü geçen bel ağrısı e, ilaçlardan fayda görmüyorsa... Ateş olması, kilo kaybı olması gibi ciddi e, olaylar olması bizim için ciddiyet kazanıyor. Diğer taraftan da ağrı eğer bacağa vurmaya başladıysa artık bir konuda bizi uyarmaya başlıyor. Artık olay farklı boyutlara geliyor. Artık hani sadece basit ağrı kesicilerle, istirahatle geçmeyeceği kanaati doğuruyor. Ve başlıyoruz tetkik etmeye, değerlendirmeye, muayene etmemiz gerekiyor. Peki bu yaşlar... Yaş faktörü var mıdır? Mutlaka Yaşlarda var. Yaşlarda ya da gençlerde? Tabii ki. Yaş şöyle etkili. Ee, çocukluk döneminde tabii her dokularda olduğu gibi çok esnek. Omurga esnek, bağ dokusu esnek, kaslar daha hareketli, hareket çok daha fazla, ağırlık yok, kilo yok. Dolayısıyla çocukluk döneminde çok nadirdir bel fıtığı olması. O yüzden çocukluk döneminde eğer bir bel ağrısı varsa o bizi biraz daha e, derine gidip daha detaylı incelememiz gerekiyor. Ama daha sonra öğrencilik dönemi arkasından iş hayatına geldiği zaman yani e, 20 30 40'lı yaşlarda ise artık bel fıtığı için tam hedef kitle haline geliyorsunuz. 40 50'den sonra iş biraz daha rota dönüyor. Bu sefer omurilik daralmasına dönüyor. Çünkü yaşlanıyorsun, bağ dokuları kalınlaşıyor. O zaman süreç yaşlılığın hastalığı olan omur, mesela bel omurga daralmasına dönüşüyor. Ama esas bizim hedef şeyimiz yine 20-50 yaş arasında bel fıtığı daha fazla. Hocam kireçlenme ile ilgili nedir? Bu, <laughs> nedir? Yani ağrı yani, yapar mı kireçlenme? Şöyle e, kireçlenmeden kasıt da şu aslında. Şimdi kemiklerin arasında bağ dokuları var. Şey pardon, kemikleri birbirine bağlayan, e, bağlayan bağ dokuları. Ortada disk dediğimiz bir nevi amortisörler var. Yani vücudun ağırlığını esnetecek, bacaklara inerken bir nevi dağıtan bir yastıkçıklar var. Amortisörler var. Bunların da çevreleri bağ dokularıyla kaplı. Yaşla birlikte ola, o, yaşla birlikte bağ dokuları suyunu kaybetmeye başlıyor. Disk dokusu suyunu kaybetmeye başlıyor ve zaman içerisinde de o bağ dokuları ve diskin kenarlarında kemikleşmeler ortaya çıkıyor. Yani bir nevi vücut aslında kendini sabitlemeye çalışıyor. O esnadaki o kabarmalara biz hani halk arasında kireçlenme olarak tabir ediyoruz. Aslında bir yana da gerçek yani. Bu tanımın karşılığı da uyuşuyor. Evet. Peki bu bunu tetikleyen nedir? Bunu Titik, bundan e, sakınmak mümkün mü? Sakınabilir miyiz? Böyle bir şey çok olmasını zor. istemiyorum Neden dersek. Çok zor. Birincisi yaşlanmayı durduramıyoruz. Yaşlanmayı durduramadığımız için bu Kireçlenme süreci hani e, biraz yaşa ve e, genetik kodlara bağlı olarak artmakla birlikte biz ne yapabiliriz? E geldiğimizde düzenli egzersiz yaparsak. Hareket. Hareket. Kilo almazsak az yemek, bol hareket. Muhtemelen bundan mümkün olduğu kadar kendimizi koruyabiliriz. Evet. Peki diyelim bir, bir hasta geldi. Bel ağrısı var. Siz de? Acaba fıtık var mıdır yok mudur diye e, teşhis yöntemleriniz Şöyle yapıyoruz. Ne, e, ben hastalarım bazen ya hocam hemen geldik bize hemen teşhis koydun. Ne oldu dal koydun. Şimdi ee, hocam siz de biliyorsunuz bizim öğrenciliğimiz döneminden itibaren bize şöyle derler. Hasta kapıdan girdiği anda hasta muayene başlar. Aynen öyle. Hastanın girişi, yürüyüşü, yüzünün ifadesi, ağrı duyup duymaması, çevresindeki kişilere olan bakışı, onların ona bakışı. Hasta muayene dediğim gibi kapıdan girerek başlıyor. Kapıdan girerken en çok bizi ne dikkatimizi çekiyor? Hastanın yürüyüşü. Topallayarak mı yürüyor, dik mi yürüyor, öne doğru mu yürüyor, bir tarafını tutarak mı yürüyor, e, yüzünde bir ağrı acı ifadesi var mı, çevresindeki insanların bakışı nasıl? Bunlarla hasta içeri giriyor. Sonra şikayetlerini sormaya başlıyoruz işte. Ağrınız var mı? Evet var. Nerede? Belimde, bacağımda. Ne kadar süre oluyor? Nasıl başladı? Bir şey tetikledi mi? Düşme var mı? Çarpma var mı? Bir hastalığın var mı? şeklinde veya kilo kaybettiniz mi? Bunları derleyip toparladıktan sonra aşağı yukarı bir tarafa doğru yönleniyoruz. Bu işte e, ilk yaptığımız şeylerden birisi röntgendir. Düz röntgen evet. çektiriyoruz. Düz röntgen bize kemik dokumuzu gösteriyor. Kemiklerin birbiri üzerinde kayması var mı yok mu? Genel olarak dokularda bir problem var mı yok mu onu görüyoruz. İkinci olarak e, tomografi bilgisayarlı tomografi veya bir BT şey, dediğimiz veya işte İngilizce sit scan dediğimiz e, İngilizcesi tomografi çektiriyoruz. Tomografi kemik dokunun daha detaylı incelenmesine yarıyor. Bazen de kemikte bir kırık var mı veya kol kırıkları oluşuyor mu diye onu görürüz. Ama bel fıtığını esas e, teşhisimiz M.R. dediğimiz, manyetik rezonans grafi halk arasında M.R. M.R.D. diye konuşulan tetkiki en çok kullanıyoruz. Bunun da sebebi şu: disk bir yumuşak doku. Yumuşak dokunun e, omirlik kanalına girip girmediğini, kabarıp kabarmadığını en net gördüğümüz doku şey e, işlem manyetik rezonans grafi. Bu e, radyasyon almaması e, o yönden hastaya zarar vermemesi açısından da bizim için avantajlı bir tetkik. Aynı zamanda bütün detayları görebildiğimiz için tümör, kanama, disk kırık, şey, bütün dokuları çok daha net görebiliyoruz. Daha sonra detay gerektiği zaman tomografi veya röntgenle devam ediyoruz ama ilk tanımız yine MR grafi MR değerlendirme oluyor. O, o disk araya girdim ama o disk sinire baskı yapmış ise MR'da belli olur mu? Tabii ki. Şimdi. MR değerlendirmede biliyorsun ses dalgasını veriyorlar. İşte bu elektron proton hareketine bağlı olarak orada bir bilgisayarla işlemlendikten sonra bir görüntü çıkıyor. Bu görüntüde eğer diskte bir kopma varsa omurilik kanalına adeta bir nasıl bir ekmeği dilimliyorsunuz da altını açtıktan sonra içini görebiliyoruz. Ekmeği kesmeden dilimin ...dilimleri görebiliyoruz açıkçası. Vücudu dilim dilim... ...sağdan, yandan veya öbür tarafa... E ...diklemesine... ...kesme şansımız var. Bunları... ...görüntüleyebiliyoruz. Bu sayede... E ...açıkçası bir kutuyu... ...açmadan içini görme fırsatımız oluyor. O da ameliyat öncesi... ...bir ameliyat planlıyorsak... ...bu ameliyatı çok rahat yapmayı... ...nerede neyi bulacağımızı... ...kolaylaştırıyor. Yani diskin olduğunu... ...çok rahat tespit edebiliyoruz. Sanırım burada... E Artroskopi gibi bir yönteme hiç yani, başvuru Yani e, çok gerekmiyor. Şöyle öyle bir epidroskopi dediğimiz bir işlem var aslında ama işte optik teknoloji daha çok yüksek seviyelere gelmediği için e, artroskopi gibi işlem bizim için uygun değil henüz. Anladım. Peki e, bu iş obezlerde çok Şimdi, fazla görünüyor. Tabii. Kilo, kilo büyük etken. Maalesef öyle. Neden etken? E çünkü vücudun, omurganın bir yapısı var ve taşıyabileceği bir yük var. Bunu mesela şöyle bir kol düşünün. Buraya bir ağırlık koyuyorsunuz, bir ağırlık daha, bir ağırlık daha. Belli bir sonra bu kırılıyor. Aynı bunun gibi de vücuda yükü bindirdikçe, yağ bindirdikçe diskin e, üzerine binen e, bir kat, iki kat, on kat, yirmi kat artıyor. Ve disk yırtılıyor yırtıldığı zaman da omurilik kanalına sarkma yapıyor. İlk aşamada o yırtık, yırtılma esnasında e, o diskin içinde bazı kimyasallar çıkıyor. Bu ilk çıkan yırtılma esnasındaki çıkan kimyasallar şiddetli bir ağrı yapıyor. Hani ah takıldım deyip de kitlendim dedikleri şey aslında bu kimyasalların e, kanalına yayılmasıyla ortaya çıkıyor. Eğer o yırtık tamamen açılıp da ...disk dışarı çıkarsa bu sefer e, tam sinirin üzerine böyle yumruk gibi bir disk ezilmeye başlıyor. İlk vurma esnasında eğer şiddetli değilse veyahut da tam ezmemişse önce his taşıyan sinirlere zarar veriyor. Ve hasta ayağına inen bir uyuşukluk başlıyor. Uyuşukluk devam ediyor. Arkasından bazen de aynı anda güçsüzlük de başlıyor. Çünkü hem his taşıyanlar etkiliyor hem kas gücünü hareketlendiren sinirlere de zarar veriyor. Eğer o zararı oluşturursa hasta yürürken toparladığını fark ediyor Veyahut da diyor ki hocam ben yürürken ayağım burkulu veriyor, ayağa dönü veriyor. İşte o e, onu norm bu ayak burkulması gibi düşündüğü şey aslında bizim tabirimizde o sinirin felci ortaya çıkıyor. Dolayısıyla o da bizim için de bir ameliyat kararı aldırtıran bir durum. Peki o, o baskı. E ne kadar süre içerisinde ortadan kalkmalı? Şimdi yani bazen e, diyelim malumunuz herkes ameliyattan korkuyor. Mutlaka. Nereye kadar e, Şimdi gidebilir? Şimdi bunda en kritik şey e, yani dünyanın kabul ettiği mutlak acil ameliyat kararı aldıran en önemli şey idrarını ve büyük abdestini tutamamak. İşte bizim hani e, latince tabirlerle kavda ekina dediğimiz bir problem. Yani Hasta öyle bir şiddetli ağrı olur ki ağrının arkasından izlerini büyük abdestini tutamaz, e, ayaklarını çekme gücünü kaybeder. Bu mutlak kaçınılmaz ameliyat kararı. Ama bunun dışında hastanın çok şiddetli ağrı duyması, ayağında felç olması, bir ayağında bunlar da ameliyat kararı aldıran sebepler. Peki biz her önümüze gelen ameliyat ediyor muyuz? Hayır. Çünkü gençlerde o çıkan parçanın zaman içerisinde emilme ihtiyacı, emilme ihtimali var. Hocam bir telefon var. Tabii. Kocaeli'den arayan bir telefonumuz var. Hoş geldiniz buyurun. Alo iyi günler. İyi günler. Ee, ben hocama bir soru şey sordum. Buyurun. Döçen Do Doktor Serkan Şimşek buyurun. Ben de 4 seneden beri bel fıtığı rahatsızlığı var. Ama doktorum ameliyat hani görmüyor, ameliyatlık değilsin diyor. Ama her sene beni rahatsız eden yani her sene belimde bir yer takılıyor. Her sene fizik tedavi görmek zorunda kalıyorum. Nereye kadar hani böyle gidebilirim? sonun ameliyatlık olur mu onu sormak istiyorum. Öncelikle, Sormak istedim başka yok bir şey yok. Yok özel bir şey yok. Öncelikle geçmiş olsun. Şimdi. E, Böyle ayağımda falan oluşma olmuyor hani. Şimdi bu güzel bir şey. Şu nedenle güzel. Teşekkür ederim. E, geçmiş olsun. Şimdi bel fıtığı e, bir radyoloji yani tamam. MR'da gördüğümüz bel fıtığı veyahut da diskteki her kabarıklık ameliyatlık bel fıtığı anlamına gelmiyor. O yüzden. E, ...diskte aynen yaşlanma sürecinde olduğu gibi nasıl saçlarınız ağrıyor... ...nasıl e, deriniz yaşlanıyorsa diskiniz de bozuluyor. Biz buna dejenerasyon diyoruz. Bozulma süreci yaşıyor. Bu bozulma süreci devam ettiği sürece dönem dönem bu bel ağrılarını yaşıyor hastalar. Yaşla birlikte diskin e, su içeriği azaldıkça kemikler birbirine biraz daha yaklaşıyor. Disk biraz daha çöküyor ve bir nevi kemiğin kendi kendini sabitleştirme sürecine gidiyor. Bu süreç zaman içerisinde olumluya gidebileceği gibi o bağ kopup diskin tamamen çıkma çıkıp bel fıtığı yani aşikar bel fıtığı olup ameliyat sürecine de gidebilir. Önemli olan hanımefendinin yapması gereken dönem dönem ağrılar olabilir ancak ağrının sıklığını azaltmak için düzenli egzersiz yapması lazım. Zamanı geldiğinde fizik tedavi doktoruna gidecek, oradan egzersizleri öğrenecek, düzenli ilaç alacak belirli periyotlarla. Eğer düzenli karın ve bel egzersizleri yaparsa, e, en azından ağrı gelme sıklığını azaltarak normal hayata doğru devam edebilir. Peki bu kaplatıcıların herhangi bir katkısı var mı? Şimdi şöyle bunlar ya sıcak iyi geliyor denir. Ee, Halk arasında böyle bir bilgi ya, var. <laughs> e, kesinlikle bir kere beli sıcak tutmak avantaj sağlıyor. Çünkü kas spazmı olup yani soğukla birlikte kas spazmı oluşturup ağrının tetiklenmesini engelliyor. Ama kaplıca tek başına e, ne kadar faydalıdır o biraz daha şey ama en azından biz Türk toplumu için şunu söyleyebilirim. Kaplıcaların en büyük avantajı iş yapmıyorsunuz bir nevi e, biz, biz biz istirahat öneriyoruz hastaya. eve gidiyor yazık çalışıyor evin işini yapacak eşyasını toplayacak çocuklarını derleyecek toparlayacak erkekse işe gidecek işe gitmese bile evin başka işlerini çözecek ama kaplıca dediğiniz zaman adamın tek işi havuza girecek çıkacak dinlenecek o açıdan bile yeterli bence avantajdır peki bir konuya daha geçeceğim e, Bel fıtığı ile Omurga e, darlığı arasındaki fark nedir hocam? Şimdi e, biraz aslında biraz önce ufak bir şekilde başlamış olduk aslında omurga daralmasına. Omurga daralması e, farklı sebeplerle olmakla birlikte en fazla yaşla yaşa bağımlı olarak ortaya çıkıyor. E, ben hastalarıma omurga daralmasını şöyle izah ediyorum. Bir bina diyorum yaşlanırken tuğlalar arasında harçlar bozulmaya başlıyor onu da bağ dokular olarak düşünüyoruz. Şimdi o tuğlalar diyorum oynamaması için e, yeni harçlar dökmek zorundasınız tuğlaların. Aynen vücutta kemiklerin birbiri üzerinden kaymasını engellemek için yeni bağ dokuları oluşturuyor, var olanı kalınlaştırıyor, kalınlaşanı kemikleştirmeye başlıyor. Böylelikle aynen bu bardakta olduğu gibi ortada yuvarlak bir e, delik kemiğin ortasındaki yuvarlak delikten içinden sinir kökleri geçiyor. Bu bardağın ağzı daraldıkça da içinden geçen sinirler sıkışmaya başlıyor. Peki. O mirlik daralması bu. Bu neye sebep olur? Bu e, farklı mekanizmalar söylenmekle birlikte işte e, tabiri caiz hani e, şeyden söylenecek olursa bir nevi oksijensiz kalıyor. Bir nevi nefessiz kalıyor sinirler. İskemi diyoruz biz bunu hani latince tabirle. Böylelikle hastalar ne hissediyorlar? Yürürken ayaklarının e, feri gidiyor derler. Yani yürürken güçsüzlük oluyor, hissizlik oluyor, dinlenme ihtiyacı hissediyorlar. Hastalara soruyorsunuz, diyorsunuz nedir şikayetin? Evladım diyor ben şuradan camiye gideceğim ama 100 metre giriyorum ayağımın dermanı kesiliyor. En tipik özelliği hastaların yürüme mesafesi azalıyor bu hastalarda. E, eve gidiyorlar, oturuyorlar, dinleniyorlar, geçiyor. Ama 100 metre yine yürüyor, yine sıkıntı var. Daralma böyle başlıyor. Dediğiniz gibi genelde yaşlı. Genelde yaşlı hastalığı diyebiliriz. Evet. Peki cerrahi tercihleriniz nedir? Şimdi omurga daralmasın, yani önce bel fıtığını konuşalım. Bel fıtığını ne zaman ameliyat ediyoruz? Biraz önce konuştuk. İdrar büyük abdest kaçırması mutlak. Ama geçmeyen ağrınız var. Eşlik eden güçsüzlük var. Ameliyat olmak sizin için avantajdır. Ama sadece hafif bir uyuşukluk var, e, filminizde de fıtık var, beklenmesinde fayda var. Önce fizik tedavi, egzersiz, bazen ağrı çok, disk küçük, mesela onlara da ağrı tedavileri yapıyoruz. İşte e, ameliyathanede uzun iğnelerimiz var, oralarla o iğnelerle o bölgeye gidip ağrı kesiciler yaparak ağrını has, e, dindirmeye çalışıyoruz. Bazen bundan uzun dönemde de fayda görüyorlar. Omurluk daralmasında cerrahi tedavilerimizde şöyle hastanın yürüme mesafesi çok azaldıysa ve buna eşlik eden güç, güçsüzlük, hissizlik de eklenmişse artık hastalar için ameliyat artık bir zaruret haline gelmiştir. Süreç uzadıkça daha kötüye gidiyor bu hastalar. Yani bu has bu tip hastalar fizik tedaviden fayda görmüyorlar. Ne yaparsanız yapın mutlak cerrahiye gidiyor bu hastalar. Cerrahide ne yapıyoruz? Onu da e, omurilik kanalını genişletmemiz gerekiyor. Bazen omurilik kanalının çatısını açıyoruz tamamen. Bazen iki taraflı duvarlarını temizliyoruz. Bazen bir taraftan girip her iki tarafı temizliyoruz. Bazen öyle bir şey oluyor ki o kadar dar, bazı kemiklerde o kadar gevşeklikler oluyor. Bunları vidalarla tutturmak zorunda kalıyoruz. Bu tedavi planımızı da en basitten en zora kadar... Hastanın şikayetine, yaşına, cinsine göre en doğru seçenekleri değerlendiriyoruz. Yani hastanın kendisine özgü tedavi yapmak gerekiyor. Yani cerrahinin amacı oradaki baskıyı sinirin üzerinden evet. kaldırmak ve siniri rahatlatmaktır. Rahat. ve kayma varsa da onları sabitlemek. Sabitleştirmektir. Evet. Peki bazen hastalar kaçıyorlar ameliyattan. Korkuyorlar. Bu fobi yani çözeceğiz? nasıl giderebiliriz? E, açacağız. Yani bir, bir, herkes ameliyattan korkar. Kesinlikle korkarım. Ancak bir de ameliyatı deyince insanlar korkuyorlar. Yok e, işte tabii ki yanlış bilgilerle ya da kulaktan e, kulağa bilgilerle hareket ederek işte e, şu kişi Ameliyat oldu daha kötü oldu sen olma aman aman dokundurma e, halbuki e, ben sizi tanıyorum e, hastaların çoğu hayatlarından memnun e, bundan sanırım iki ay önce e, ameliyat olamayacak bir hastayı ben şahsen size yönlendirmiştim. Hastayı ameliyat ettiniz. Hasta şu anda hayatından çok memnun. Yaşlı bir de. Ee, bunu nasıl şimdi önleyebiliriz? E, yani nasıl bir şöyle, ya doğru bilgi aktarabiliriz? E, şimdi cerrahide bazı şeyler hastanın bilinci içerisinde olurken bazıları da onun kontrolü dışında oluyor. Şimdi e, bir insanın beyninde bir tümör var. Şimdi bizim bu hastaya e, bu alternatifi sunma tarzımız çok daha farklı. Ne yapıp yapıp hastanın ve yakınlarının buna razı edilmesi gerekir. Çünkü bunun sonu ölümcüldür. Ya yani bu kaçınılmazdır ama bel fıtığında durum biraz daha farklı. Çünkü bel fıtığı eğer biraz önce konuştuğum gibi idrar büyük abdest tutamama durumunu ayıracak olursak diğer kalanları hastaya bilgilendirme yapıp ona göre beklemek lazım. Şimdi ee, ateş olmayan yerden duman çıkmaz e, atasözü aslında çok doğru. Bu kadar lafın e, boşuna değil. Çünkü bel fıtığı tekrar ediyor. Neden tekrar ediyor? Çünkü bizim yedek parçamız yok. Evet, Allah doğru. bize bir yedek yerisine... parça vermemiş bunu çıkaralım yarısını takalım. Böyle bir şeyimiz yok. Dolayısıyla biz tamir yapıyoruz. Şimdi e, tamire ne zaman ihtiyaç vardır? zaruret halinde vardır. Hasta bize şunu demesi lazım. Biz hastayı anlatırız. Bakın ağrınız geçmiyor. Güçsüzlüğünüz şu halde. Bu halinden memnun musun? Ben memnunum. Biz röntgen ameliyat etmiyoruz. İnsan ağrıdan ölmez. Dolayısıyla zaruretini hasta kendi belirlemesi lazım. O durum haricinde. Biraz önceki konuştuğumuz işte idrar büyük abdest kaçırma durumu haricinde. Ama ayağı felç olmuş. Şiddetli ağrısı var şunu anlatırız mesela 30 yaşında ayağı felç olmuş idir şeyini his kaybı ciddi boyutlarda 15 gündür geçmeyen şiddetli ağrısı var. Şunu söylüyoruz hani beyefendi ayağında felç var. Bu fıtık bir ay içerisinde hikaye içinde belki düzelebilir. Ama düzelmeme ihtimali daha yüksek gibi görünüyor. Sosyal hayatınıza dönemiyorsunuz. işe başlayamıyorsunuz. Artı bir de artık göz ardı edilen Eskiden edilip artık bizim için en büyük sıkıntı olan nöropatik ağrı dediğimiz bir berbat bir ağrı süreci var. Bu fıtık vurup sinire hasar verip bir de uzun süre bekledikten sonra sinirde bir nevi bir reaksiyon oluşuyor. Bir hasar mı oluşuyor bir, orada? Bir hasar oluşuyor. Bu hasarda e, biz bazen ameliyatla şiddet ağrının şiddetini kessek de ağrı farklı bir form kazanıyor ve o farklı formu hayat boyu devam edecek ilaçlar kullanması zaruri oluyor ve bunu da kısmen azaltabiliyoruz. Aslında bel fıtığı beklemenin en büyük artık handikapı bu halinde geldi. Omirlik daralması daha kötü. Ee, ben hastalara şöyle izah ediyorum. Bir e, yokuşun başındasınız. Aşağı doğru iniyorsunuz. Yer, yani önünüzde de bir duvar var. Duvara doğru yavaş yavaş gidiyorsunuz. Bazen bu çok hızlı gidiyor. Bizim amacımız sizi Orada yokuşun ortasında tutturabilmek. Tutabilmek. O yüzden diyorum şu anda kaç metre yürüyorsun? 500 metre yürüyorum hocam. Diyorum ki bir yıl içerisinde 200 metre ineceksiniz. Sonra belki idrarınızı etkileyecek. Sonra büyük abdestinizi etkileyecek. Bir de yaşlanan insanlar idrar kaçarını fark edemiyorlar. Erkekler bunu prostata bağlıyorlar. Hanımlar yaşlılığa bağlıyorlar. Hastalık son ilerlemeye başlıyor. Hele bu bir de boyunda başlarsa çok daha dramatik sonuçlara varıyor. O yüzden doğru karar, doğru tedavi hastayı tekrar hayata geri çeviriyor. Bir e, nokta daha ilave edeyim. Belki de e, hastaların beklentileri farklı evet. hocam. Mesela Kesinlikle. bu bir ben aldırma gibi bir ameliyat evet. değildir. Evet. Siz ameliyat ediyorsunuz, ameliyatınız dört dörtlük başarılı geçti. Hasta diyor ki ben artık o her şeyim bitti. Her şeyim sıfırlandı. Evet. Her şeyi yapabilirim. Ağır da taşıyabilirim. Her türlü fiziksel aktivitede yapabilirim. Ve e, kendine bakamıyor. Evet. En büyük handikaplarımızdan biri o. Aslında hastalarımız hep bunu anlatıyoruz. Biz yedek parçalı ameliyat yapmıyoruz. Biz tamirciyiz. Tamir yapıyoruz. Dolayısıyla o segmentinizin, o diskinizin bozuk olduğunu unutmayın. Şimdi ee, disk yapı disk dediğimiz yapının biz mikrocerra ile girdiğimizde maksimum teknik sebepten dolayı maksimum yüzde kırkını alabiliyoruz. Bir de disk dediğimiz yapı kanlanmıyor. Yani damarı yok. İçine giren bir damar da böyle deri Kıkırdan gibi. Kıkırdak gibi bir yapı. Dolayısıyla beslenmesi çok çabuk bozuluyor. Yaşla birlikte bu daha da artıyor. Dolayısıyla kalan yüzde altmıştan bir parçanın kopup tekrar dışarı çıkma ihtimali neredeyse onda bir. Şimdi hasta e, kilo alıyor, egzersizlerini yapmıyor, kendini korumuyor, hop tekrar nüks'e geliyor. Nüks ettiği zaman, yani tekrar ettiğinde ne yapıyoruz? Benzer ameliyatı tekrar yapıyoruz. Bir de şu var, hepsini çıkarmalı mıyız? Bu sefer de hepsini çıkardığımız zaman diz tamamen çöküyor. Boşluk oluşur orada. Orası çöktüğünden dolayı sinirlerin çıktığı delikler daralıyor. Bu sefer kronikleşen bacak ağrıları ortaya çıkıyor. O yüzden yani tam ortada gitmeniz gerekiyor. Bu yani ameliyatı siz yapıyorsunuz ama hastanıyla paydaşsınız. Dolayısıyla hastanın da üzerine düşeni yapması gerekiyor. Tek başına ameliyat yapmanız yetmiyor tabii ki. Evet. Biraz daha detaya girerim hocam. Tabii. Ameliyat yöntemleri, hani bazen <laughs> halk arasında açık ameliyat yapılıyor, kapalı ameliyat yapılıyor, endoskopla yapılıyor, mikroskopla yapılıyor. Sizin tercih ettiğiniz ya da yaygın olan şu anda e... şöyle e, şimdi açık ameliyat, kapalı ameliyat, endoskopik, full endoskopik, endoskop assisted böyle bir dolu bir kavram karmaşaları var. Temel prensip şu. Aç eee kanalını inip kopan parçayı varsa çıkartmak, diskten de çıkarabileceğin maksimum parçayı dışarı çıkarmak. Aslına bakarsanız içeride yapılan işlemlerin hepsi aynı. Evet. Yani, yani. bunda hiçbir farklılık yok. Yani hangi tekniği kullanırsanız kullanın içeride yani umilik kanalında yapılan işlemler birebir aynı. Farkı şu. Açık ameliyatta daha fazla et deri kesiliyor, kas kesiliyor. mikro cerrahide çok daha küçük kesiliyor. Endoskopik de biraz daha az kesiliyor. Ama endoskopta e, canlı bizim şu anda gördüğümüz gibi görmüyorsunuz. Bir kağıda bakar gibi iki planda görüyorsunuz. Yani iki boyutlu görüntü görüyorsunuz. E, mikroskopta ise üç boyutlu bir görüntüdür. Dolayısıyla ayırt edebilme yeteneği ve tabi cihazlar daha ...kapsamlı girip çıkabildiği için... ...daha fazla parça çıkarabiliyoruz. Mikroskopik çerrahi, endoskopiye... ...şeyle... Ee, ...karşılaştırırsak. Dolayısıyla endoskopun... ...nüks orası, oranları biraz daha... ...fazla. Bir de endoskopu... ...öğrenme şeyi biraz daha uzun. Tecrübesi biraz daha... ...çünkü bunlarda hasar verme... ...riskiniz var. Ama neticede... ...doğru olan şey şu... Doktorunuz, doktor kendisi için en doğru tedavisi yani bildiği en iyi tedaviyle, e, metotla hastasını tedavi etmesi lazım. Tabi caran tecrübesi evet. bunlardan ha. daha Tabii, önemli. Kesinlikle. Yani zaten kapalı bir yerdir. Ee, sağlam bir yerdir. Orada 5 santimlik bir açı e, bence çok işi yani zaten değiştirmeyecektir. 3 santim civarında açıyoruz. Hani... Zaten hani dediğim gibi önemli olan derideki yaptığınız hasar değil. Önemli olan aşağıda oluşturduğunuz e, hasar ki, önemli. Efendim. Tabii ki. Buyurun Hulusi Bey. Yayınımıza hoş geldiniz. İyi, İyi yayınlar efendim. Sağ olun. Buyurun. Ee, ben hocama e, bir şey danışacaktım. Ben tekerlekli sandalye şu anda da. Omur, omurilik eğdirilmesi ve omurilik daralması var dediler şu anda ben yürüyemiyorum. Ayakta duramıyorum. Ameliyat olacaktım. Ameliyatta bazı şeyler, riskleri söylediler. Onun için de korkumdan olamadım. Ne kadar zamandır? Bu beş senenin içinde oldu hocam. Evet başka soru. Hulusi şey... Bey. Ee... Ne var bende? Ne evet, var? kamburluk var. Kamburluk var. Peki bir kaza geçirdiniz mi? Ya, bir, bir ee, küçükken bir yaşındayken falan e, düşünmüşler mi ne yapmışlar onu rahmet falan bilmiyor. Yani anadan doğma değil sonradan olma. 50, şu anda 53 yaşındayım. İşte 5 senedir bu duruma geldim. Çok da, daha önceden çok iyiydim. Yürüyordum, şu anda ayaklarınız kalıyordum. oynuyor mu? Efendim? Ayaklarınız oynuyor mu şu anda? Parmaklarımı falan hep oynatıyorum. Şimdi Hulusi Bey, e, hani tabii sizi muayene etmediğimiz için Hani e, net bir şekilde hani süreciniz hakkında çok yorum yapamam ama şunu söyleyeyim. Ayaklarınızı ayağa kalkamayacak derecede kötüleştiyseniz e, bunu ameliyat lehine değerlendirmekte fayda var. E, neden derseniz elinizdeki var olanları kaybediyorsunuz. Anlatabildim mi? Şimdi ben hep hastalarıma şunu izah ediyorum. Diyorum ki. Ee, bir kefe düşünün. Hani eskiden hatırlarsınız bu pazarcı kefeleri vardı. Şöyle evet. kaldırırsınız bir tarafa meyveler konulur öbür tarafa kilolar konulur. Evet. Şimdi iyileri bir kefeye koyun kötüleri bir kefeye koyun. Evet. E, risk var mı? Var. Doğru. Ama öbür tarafta da ayağınız felç olmuş kötürüm kalıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani hangisi sizin için cazip? Kalkıp Ama, kalkıp yürüyebilmek mi yoksa bu şekilde devam etmek mi? E, hocam e, şimdi ben doktora Buyurun. gittim de. Evet. Alo. Dinliyorum sizi. Dinliyoruz evet. Ben doktora gittim. Bana doktor ben anlat dedim. Bana dediler e, ameliyat sırasında ateşi yükselir. ben olabilirsin. Şimdi belimden aşağı tutmuyor o zaman ameliyat sırasında. Ee, kollarımda tutmayabilir boynundan aşağıda tutmayabilir Yani hiçbir şey söylemediler bana Şimdi şey söylemediler. Hulusi Bey Bakın ee, Şimdi bana Şimdi biz doktorlar size En kötüyü anlatmak zorundayız ee, Dolayısıyla Aa, Hemen gel ben seni ameliyat ederim Her şey güllük güleslanlık derse Bil ki o doktorda bir tehlike vardır Böyle bir şey yok hmm. Bir kere Mesela bir otobüse bindiğinizde veya bir uçağa bindiğinizde şoför veya pilot size diyor mu ki bu uçak düşebilir, ölebilirsiniz. Böyle bir şey kimse size söylemiyor. Ama biz hekimler size bunları anlatmak zorundayız. Hem hukuken anlatmak zorundayız hem insani olarak. Çünkü biz neticede bir tamir yapacağız, ciddi bir iş yapacağız. Bu risklerimiz de var. Öyle değil mi? mesela bir ticarete atılıyorsunuz bir iş yapıyorsunuz hep kar etmek diye bir şey yok. Bunun zarar riski de var. O yüzden biz size her zaman doğruyu ama olabilecek en kötüleri anlatıyoruz. Sanmayın ki e, bunların hepsi başınıza gelecek. Anlatabildim mi? Hulusi Bey yayından tamam. çıktı. E, umarım Hulusi Bey'e yardımcı yani olmuşuzdur. Yani çünkü hocam siz de e, cerrahi yapıyorsunuz. Şimdi hastalar bizimle konuşurken biz onlara olabilecek komplikasyon dediğimiz olabilecek en kötüleri anlatıyoruz. Şimdi e, bir ameliyatın başarı ihtimali yüzde 85-90, yüzde onda kötüleri var. Elbette yani ölüm riski var mı? Tabii ki var. Ne bileyim işte ne bileyim pıhtı atma riski var. E, işte enfeksiyon riski var. Tekrar riski var. Bunların hepsini anlatıyorsunuz. Ama hastanın aklına iyiler değil. Hep en kötüler hakkında kalıyor o yüzden doktorlarımızın da biraz hekim arkadaşların da tamam kötüleri anlatacağız ama ne kazanabileceğini de e, izah etmemiz gerekiyor herhalde Bursa'dan Recep Bey hattımızda şu anda Bakın, bu, buyurun Recep Bey ee, iyi günler hocama bir soru mu olacaktı? Tabii buyurun. tabi ee, buyurun benim 10 sene aşağı yukarı bel fıtığı boyu fıtığı sinir sıkışması var ee, bu son son günlerde bu dizlerinden aşağısı tutmuyor uyuşuyor. Acaba bunun sebebi bel fıtığından mıdır? Şimdi e, geçmiş olsun Recep Bey. Yaş kaçtı? Yaş 47. Şimdi 47 o daralması için artık yavaş yavaş süreç başlıyor. Ama bacaklarının ellerinde uyuşukluk var mı? Veya beceriksizlik? Ellerinde arada sırada oluyor. Yalnız bu son bir aydır yani, diz kapaklarından aşağısı çok ağrıyor, uyuşuyor. Ayaklarımın altında uyuşma var. Yani güçsüzlük var. Muhtemelen yani 20 metre yol zor yürümeye başladı. Muhtemelen belden kaynaklanıyordur. yani mutlaka bir beyin cerrahisi doktoruna gidip e, bir muayene olmanızı ve gerekirse tetkik yapılmanızda fayda var. Mutlaka görünün altından bir omurilik daralması veya bir fıtık çıkma ihtimali yüksek. Peki Recep Bey teşekkür ediyoruz. Bu e, konu insanlar konuştuk. Evet. Yani Evet. Peki. Şimdi peki kendimize nasıl bakmalıyız? Omurgalarımızı korumak amaçlı ne nasıl, nasıl yapmamamızı... ne yapmamızı yapabiliriz? Öncelikle hocam Birinci kural işte sağlıklı yaşam diyoruz. İşte beslenmemizi işte diğer... E, devam ediyoruz. Evet. Tamam. Ee, birincisi sağlıklı besleneceğiz. Düzenli uyuyacağız. Egzersiz yapacağız. Hareketli olacağız. Sabit bir yerde oturmayacağız. Birinci kuralımız bu. İkincisi hepimiz çalışıyoruz. Masa başında oturan ergonomi dediğimiz bir bilim var. Masayla sandalyenin yükseklikleri, bilgisayar kullanıyorsanız bilgisayarın yüksekliği, ekranın yüksekliği, televizyonu hangi seviyede duracak, başınızı yukarı mı kaldıracağız. Bunların hepsini ergonomi denilen bir bilim bize bunların bütün detaylarını veriyor. En önemli şeyler bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Vücut sağlığı için yaşla birlikte biliyorsunuz osteoporoz denilen bir şey var, kemik erimesi var. Kemik erimesi olması olmaz olmaması için bir güneşe çıkacağız, güneşte doğada yürüyeceğiz, süt içeceğiz, yemeğe dikkat edeceğiz, yemeğimize dikkat edeceğiz. Bunlara rağmen problemler oluyorsa mutlaka D vitamini işte ne bileyim kemik ölçümleri bakılacak, gerekirse destekler verilecek. Yaşlılık şimdi ömür uzuyor. Önemli olan uzayan ömrümüzü sağlıklı geçirmek. Yoksa 70 yaşında yatağa bağımlı kalacaksak yaşamanın çok bir mahiyeti kalmıyor. O yüzden önümüzdeki ben bunu hastalarıma şey diyorum. Bankaya para yatırmak gibi yani e, birikim yapmak gibi nasıl yaşlılığınız için para biriktiriyorsanız veyahut da ne bileyim hayatınızı devam ettirmek için sağlığınız için de bir birikim yapmanız lazım. Bu birikimi de 20'li yaşlardan itibaren başlamanız gerekiyor. İşte sağlıklı besleneceksin, süt içeceksin, yürüyüş yapacaksın, kilo almayacaksın. Bunlar insana çok zor gibi geliyor ama e, meyvelerini daha sonra topluyoruz. Çünkü osteoporoz çağımızda en büyük bela. E, 70 yaşına kadar gelmiş, süt içmemişsin, hareket etmemişsin, kemiklerin erimiş, kırılmalar bir başladıktan sonra istediğin kadar süt iç, istediğin kadar ilaç al bir yere kadar faydamız oluyor, ondan sonra hiçbir faydası olmuyor. O yüzden bunlara mutlaka sağlıklı yaşam bizim için çok kıymetli ve önemli. Hocam yani güneşli bir e, ülkede yaşıyoruz ama sonuçta vitamin hepimizde var. <laughs> Zaten e, şöyle. Akdeniz toplumun toplumuyuz aslında çok güzel güneş var ama bildiğim kadarıyla D vitamini oranı en düşük topluluklardan biriyiz biz. Yani bu evet. hatta biraz bizim konumuzun dışına çıkmakla beraber hani benim de hani kısmen bilgim var yani D vitaminimiz çok düşük. Ama bunu da çılgınlığa çevirip de her şeyi de D vitamine bağlamak tabi çok akılcı değil. Yapmamız gereken işte dediğim gibi güneşe çıkıp, çünkü biliyorsun D vitamininin dönüşmesi için güneş enerjisine ihtiyaç var. Güneşe ihtiyaç var. Güneş olmadan olmuyor. Dolayısıyla bol bir yerlere bol bol, bol bol güneşlenmek gerekiyor. <laughs> Hocam ben bir katkıda bulunayım. Şimdi Ankara'da yaşıyoruz. Türkiye'nin en gelişmiş olduğu bir ildeyiz. Evet. Multidisipliner bir çalışma var. Hani hasta bazen ne bileyim tansiyonu var, şekeri var, ameliyattan korkuyor. işte benim başım ne gelebilir? Yani bunları konsültasyon şeklinde e, çözebiliriz. Bunları da e, seyircilerimize aktaralım. E, son ilave edeceğin senin bir şey var mıdır? Ee, ya da Türkmenlere bir e, mesaj e, göndermek ister misiniz? E, Sevgili Türkmen kardeşlerimiz, abilerimize en önemli şeyim şu. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz hep beraber. Ee, bu coğrafyada bu konuşmalarımız belki çok havada kalıyor. ya Veyahut da çok belki ütopik kalıyor. Ama e, olabildiğince, elimizden geldiğince en önemlisi bari kül almayalım. Kendimize bakalım. Kendimize, kendimize bakalım. Çünkü o kadar sıkıntılar çok ki. Sıkıntılara değil pozitiflere bakalım, olumlu durmaya çalışalım, kendimize güvenelim. Eminim çok daha iyi olacağız. Hem sağlıkça, hem toplumca, hem ruh şeyimiz açısından umutluyum. inşallah hep beraber çok daha güzel olacağız. İnşallah, İnşallah. Ee, Serkan Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. E, Gerçekten e, çok mutlu oldum. Aydınlattınız e, değerli bilgileri. Seyircilerimize aktardık. Ee, sanırım zamanımız kısıtlı. Programın sonuna geliyoruz. Ee, bir programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, bir dahaki programda görüşmek üzere. Ee, Sağlıklıca kalın. Hoşça kalın.